Hepinize merhaba kardeşlerim, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandan beri Hakan abi eski videolara dön, böyle sivilcedir, diş ağrısıdır vesaire vesaire elimden geldiği kadar sizlere sağlıkla ilgili videolar paylaşıyordum kardeşlerim. Videoya geçmeden önce şunu muhakkak sizlere paylaşayım. Sizlere verdiğim, kullandığım böyle bitkisel ürünler içerisinde herhangi bir tarifler yok. Doğal olarak diş ağrısı için bildiğiniz gibi karanfili kullandık, sarımsaktır, yeşil biberdir. Bunları çünkü kanalımızı ne olursa olsun yani 16, 17, 18 yaşında çocuk kardeşlerimiz de izliyor. Muhakkak annenize babanıza bu tür videoları yani benim veya başka herhangi bir bu tür videoları kullanmadan önce ailenize muhakkak ne yapıyorsunuz? Danışıyorsunuz kardeşlerim ve ne olursa olsun her konuda doktora gitmenizi tavsiye ediyorum. Bizlerin anlattığımız konular mesela atıyorum akşam işten geldiniz. Doğal olarak gidip diş ağrınız yani veya randevunuz var. 3 gün sonra dişiniz çekilecek, ne yapacaksınız? Antibiyotik ilaç tabii ki her şey bir yere kadar. Biz de elimizden geldiğince bitkisel olarak çünkü bu tür ağrıları çektiğim için ne yaptım? Kullandığım şeyleri sizlere sunuyorum. O zaman. Şimdi bildiğiniz gibi diş ağrısını en hızlı şekilde dindiren karanfil. Ama işte bazı kardeşlerimiz, bazı arkadaşlarımız zaten binlerce yorum var. Çünkü videoları milyonlarca izlendi çok şükür. Onu kullanamıyorlar. Size şöyle zaten eczanelerde bulabileceğiniz bu karanfil yağı onun sıvı halinde. Daha rahat çünkü genizine kaçabiliyor kimisinin. Kimisinin diş etini kesebiliyor kullanırken çünkü onu. Şu normalde bütün eczanelerde, aktarlarda da bulabilirsiniz muhakkak. Bunu atıyorum döküyorsunuz parmağınıza ya da böyle pıt 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 diş ağrınıza. Bunun diş etlerine de çok faydası var bu arada karanfilin kardeşlerim. Mesela diş çürüyor, iltihap yapıyor. Çekilecek bu 3-4 gün süre içerisinde ne yapmanız gerekiyor? Bu acıyı dindirmek için karanfil yağını muhakkak kullanıyorsunuz. Ama bunu kullanmadan önce dişinizi fırçalayın kardeşlerim güzelce. Bir ağrınızı iyice böyle gargara yapın. Bir saat falan bunu sürdükten sonra tüm böyle dişinizin yani tüm ağzınızın içine sürebilirsiniz. Diş etinize vesaire bir sıkıntı olmaz ama bir saat yaklaşık hiçbir şey su dahi içmemeniz gerekiyor ki ağrınızı bir önce dindirsin ki zaten 5 dakika içinde gerçekten dindiriyor. O yüzden karanfil yani sizlere tavsiye ediyorum ama dediğim gibi dişinizle ilgili bir sorun yaşadığınız zaman muhakkak gidip o dişi kurtarmaya çalışın. Çürümesine beklemeyin. Ondan sonra dişiniz çekilir. Ondan sonra takma dişiyle uğraşırsınız. Aman kardeşlerim. Hepinizi seviyorum. İnşallah dediğim gibi bu önümüzdeki haftalarda güzel güzel videolar paylaşacağım size. Kanalımızda yine aynı şekilde enerjili bol bol bu tür videolar bulacaksınız. O zaman şimdilik kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.